Ya aslında ya ne işe yaradı bu 12 Eylül referandumu diyenlere aslında nelere yaramadı ki denecek o kadar çok önümüzde örnek var ki. Yani mesela işte sadece Ferhat Sarıkaya'nın yeniden atılan Sarıkaya'nın görev iadesi değil, işte Şemdinli davası yeniden görülüyor. Yeniden tutuklama kararları çıkıyor. Çünkü zaten orada kamu vicdanını yaralayan büyük bir olay vardı. Bu kişilere 39 yıl hapis cezası veren mahkemeyi dağıttılar hocam. Böyle bir şey Türk hukuk tarihinde yok böyle bir şey. Yani sadece Ferhat Sarıkaya'yı atmakla yetinmediler. O kararı veren mahkemeyi de dağıttılar. Van Başsavcısını da sürdüler. Şimdi mesela referandum bunların hepsini yoluna koydu. Yüksek Askeri Şura mağdurları mesela. Yüksek Askeri Şura mağdurları şimdi kimliklerini alıyorlar. Emeklilik hakları elde ettiler. Bildiğim kadarıyla yani özlük haklarını elde ettiler. Çünkü onlar atıldığı zaman sanki 15 yıl 20 yıl hiç yokmuş gibi atıldılar. Emeklilik hakkı yok, sağlık hakkı yok. Emeklilik maaşı yok. Yani insanlar ölüme terk edilmişti. Bu yani sadece şey değil. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı değişti ya da sadece Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değişti. Bu 12 Eylül ya işte Nazlı Hanım çok güzel anlattı alıntılarla. Ya onu Kenan Evren'i yargılayacaklarmış. Bunu külahıma anlat. Yok efendim işte 12 Eylül'ü yargılayacaklarmış. Bunu külahıma anlat. Bu onlarca böyle yazılar yazıldı bu ülkede. Evet, yani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır deyip seçimden sonra daha neler olacağına dair bir şey kuralım, hayal kuralım.